Kalpler Allah'ı hatırlamakla, Allah'ı bilmekle mutlu ve mutmain olur. Senin mutmain olman için dışsal bir şeye ihtiyaç yok ki. Hatta hani yaradan bizi mutmain olmak için bir başka şeye muhtaç kılsaydı belki onu sorgulamamız gerekirdi. Ama Allah bizi kendisiyle mutmain kılacak şekilde yaratmış. Hani biz diyoruz ya, Allah kimseye muhtaç etmesin. Senin ömrün muhtaçlık zihniyetiyle geçiyor yani. Bu şu demek değil ya, işte bir çay için birinin bana çay yapmasına muhtacım anlamındaki basit veya zahiri şeylerden bahsetmiyoruz. Biz temelde böyle çok dışsal şeylerden yana büyük bir ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Yani örneğin sevilmeye ihtiyacım var, değer görmeye ihtiyacım var, anlaşılmaya ihtiyacım var, kabullenilmeye ihtiyacım var, hayranlık duyulmaya ihtiyacım var, başarmaya ihtiyacım var, işte bir yere gelmeye ihtiyacım var, hayal ettiğim şeyi gerçekleştirmeye ihtiyacım var. Bakın, o kadar çok ihtiyaçla kendimizi esir etmişiz ki. Halbuki Allah diyor ki, La ilahe illallah deyin kurtulun. Yani sizin aslında kaynağınız olan, hakikatiniz olan, aslınız olan, benden başka bir şeye hakiki manada bir ihtiyacınız yoktur. Buradaki deneyimler birer deneyimdir. Sizi zahiren geçici anlamda bir şeylere muhtaç gibi kılarız ama bu varoluşsal bir muhtaçlık değildir. Yani varlığımızı eksiltecek veya tamamlayacak bir şey yoktur bu dünyada. Dünya böyle bir şey değil. Ama bakın, benliklerimiz bunun aksini söylüyor. Benliklerimiz bizi mükemmel bir şekilde aldatıyor, mükemmel bir şekilde manipüle ediyor. Şu dünyada beni kimse kandıramaz diyen çok nadir insan vardır. Herkes kendi tarafından kandırılıyor. Kendisi, yani kendisinden kasıt sahte benlikleridir. Sahte benliklerimiz üzerinden manipüle oluyoruz. Sahte benliklerimiz üzerinden kandırılıyoruz. Onların, o benliklerin hikayelerine inanıyoruz. İnanmakla kalmıyoruz. Onları gerçekleştirmek için de ekstra bir çaba gösteriyoruz. Kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Onaylatmaya çalışıyoruz. Birilerinin ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Birilerinin hayranlığını kazanmaya çalışıyoruz. Birilerine imaj çizmeye çalışıyoruz. Bir sürü hikaye dönüyor içeride. Ve bu aslında o kadar yorucu bir şey ki. Çok yorucu bir şey. Ama kim seni yoruyor? Seni kimse yormuyor. Sen kendini yoruyorsun. Ve sonra diyorsun ki, o kadar çaba gösterdiğim halde kendimi sevdiremedim. O kadar çaba gösterdiğim halde şunu gerçekleştiremedim demeye başlıyorsunuz. Veya hayat algınız o benlikler tarafından inşa edildiği için bir bakıyorsunuz birileri bir şey uyduruyor. Mesela bir reklam görüyorsunuz, biri bir yere gitmiş, gezmiş, çok mutlu. Benliğiniz diyor ki, bak sen de öyle yap, mutlu olursun. Millet geziyor, bak ne mutlu. Millet oraya buraya gidiyor, bak ne mutlu. Bak, kim inanıyor ama buna? Buna bir bilge inanır mı? Buna Hazreti Muhammed inandı mı? Hazreti Muhammed herhangi bir şeyin onu mutlu edeceğine inandı mı acaba? Halbuki zahiren de çok mutluydu yani. Hiçbir sıkıntısı yok. İlginç bir şeydir. Dikkat edin. Hani Mekke'deyken bir sorunu yoktu. 40 yaşına gelmiş. Öyle bariz bir sorunu yok. Çok seven bir eşi var. Çok iyi anlaştığı bir eşi var. Hani
ne karısı ona manipülasyon yapıyor ne o karısına manipülasyon yapıyor. Hani bizde vardır ya, yok işte karını nasıl pışpışlayacaksın, onu nasıl kandıracaksın veya işte kocanı nasıl elinde tutacaksın. Dikkat edin, bizim ilişkilerimizin yarısı bu yani. Birbirimize oyun oynamakla meşgulüz. Hazreti Muhammed'de böyle bir şey de yok yani. Birbirini çok iyi anlayan, gayet doğal yaşayan, birbirine hiç oyun oynamayan bir evlilik hayatı var. Çocukları var. Toplumda saygı, insanlar saygı duyuyor. Bir sıkıntıları veya bir problemleri olduğu zaman onu hakem tayin ediyorlar. Yani herkes tarafından güven duyulan birisi. Peki derdin ne? Sorun ne? Kendini bilmek ve kendini bulmak. Gerçek kendimizi bulmak gibi, bakın bu bir imkandır aslında. Bu bize verilmiş bir lütuftur. Bu bize verilmiş bir müjdedir aslında. Yani Allah bu aleme gönderiyor. Bir nevi izafi bir kopukluk, izafi bir ayrılık yaşıyorsun ama izafi olan bir şey. Sonra bu deneyimi yaşarken tekrar bir dönüş yolculuğu yapıyorsun. O dönüşün sürecini anlatıyorum ben burada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bizim dönmek gibi bir şey, öyle bir derdimiz kalmamış. Daha doğrusu kimse zaten bize böyle bir şey söylemiyor. Herkes bize işte neyle mutlu olursun, neden dolayı mutsuzsun, mutsuzsan Allah'a dua et, mutluysan Allah mutluluğunu arttırsın diye dua et veya mutluluğunu bozmasın diye dua et. Kimse demiyor ki Rabbine nasıl döneceksin, neyle döneceksin, bu benliklerle mi Rabbine döneceksin? Yoksa gerçek kendini hatırlayarak, gerçek kendini fark ederek mi Rabbine döneceksin? Gerçek kendini fark ettiğinde aslında dua bile kalmaz. Neden? Çünkü gerçek kendilik Tanrı'dadır, ondasındır. Artık deyim yerindeyse, mecazen söylüyorum, onda yolculuk yaparsın. Onun sonsuzluğunda bir hayatın olur. O zaman işte şunu isteyeyim, bunu isteyeyim, şu olsun, bu olmasın gibi bir şeyin de kalmaz. Senin duan bir şükür haline dönüşür. Yani öyle bir şeydir ki artık o, hak etmediğin sonsuz lütuflar içinde olmanın getirdiği bir şükran duygusudur. O yüzden onların sözlerinin sonu nedir cennettekilerin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Rabbimizin mükemmelliği karşısında sonsuz bir saygı içindeyiz. Neden? Çünkü ondasın. Çünkü sahte benliklerinden kurtulduğun için bir hikayen yok ki ya şunu isteyeyim, kocam beni daha çok sevsin, yok karım bana daha çok saygı göstersin, o olsun, bu olsun vesaire gibi bir hikayen yok. Daha başarılı olayım, işte insanlar benim kıymetimi anlasın, insanlar hayran olsun, dikkatlerini çekeyim. Böyle bir hikayeden kurtuluyorsun. Şimdi düşünün, nedir özgürlük o zaman? Özgürlük, bu sahte benliklerden ayrışabilme imkanının getirdiği bir sonuçtur. O yüzden sahte benliklerden kurtulmadıkça özgür olamayız. O benliklerin özgürlük hikayesine inanırız. Mesela birisi der ki ben istediğimi yaparım, bu benim özgürlüğümdür. Birisi der ki istediğim şeyi alabiliyorsam özgürüm demektir der. Böyle bir hikayeye inanır. O yüzden hakiki anlamda özgürlük sahte benliklerin, yani
kendimizi duyguların ve yanlış düşüncelerin üzerinden tanımlayan o benlik algılarının ortadan kalkmasıdır. Bakın, modern psikoloji bu noktada kendini revize etmek durumunda. Yani işte kendini değerli hissettiğin bir ilişkin yoksa, o zaman kendini değerli hissedeceğin bir ilişki aramalısın diyor, değil mi? En yumuşak, en hafif tabiriyle. Ama şunu sormuyor. Kendini değerli hissetmem için birine mi ihtiyacım var acaba? Niye böyle bir yerde duruyorum? Benim başka bir şansım yok mu? Başka bir imkanım yok mu? İşte bize bu imkanı gösteren öğretidir aslında din. Yani sana gerçek kendini hatırlatan ve gerçek kendinin de kaynağı olan ezeli ve ebedi yaradana seni bağlayan bir öğretidir. Bunu idrak edebildiğin oranda dindarsın. Bunu idrak edebildiğin oranda din senin için anlamlıdır. Din senin için vardır. O yüzden farkına varmadan bazı benliklerin hikayelerin üzerinden mutsuz olmak zorunda olmadığımızı hatırlamalıyız. Bir şeylerin böyle kavgasını verme tuzağından da kurtulmalıyız. Biz bu hayatta ilahi yasaların çerçevesinde bir gayret, çaba içindeyiz. Bu kadar. Ama doğal bir gayret ve çaba içindeyiz. Ama bu gayret ve çaba, dikkat edin, burası önemli, bir var olma çabası değildir. Bakın, sahte benlikler bize hep şunu anlatır. Var olmak için ne yapmalısın? Var olmak için ne yaparsan var olursun. Veya ne olduğunda kendini, tırnak içinde, kendini kötü hissedersin. Niye böyle bir yerde durayım ki? Veya bu benim kaderim mi acaba? İnsanoğlunun başka bir şansı yok mu? Başka bir imkanı yok mu? Bakın, Hazreti Muhammed Mekke'de büyük bir baskı ve kısıtlama altında yaşıyor. Sonra Taif'e gidiyor. Acaba beni bu insanlar anlayabilir mi diyor. Ne Mekke'li anlıyor, ne Taif'li anlıyor. Nereye dönüyor? O hadise ona böyle bir hakkı neyi fark ettiriyor? Allah senden razıysa, sen de Allah'tan razıysan, sen Allah'ı biliyorsan ki Allah da seni biliyor, bu yeter. Bakın, çok ilginç bir şey oluyor. Ondan sonra Taif'ten kovulduğu zaman Mekke'ye de giremiyor. Çünkü oradan ayrılmak üzere gitmiş. Bu sefer dönemiyor. Müslüman olmamış bir adamın kefaletiyle Mekke'ye dönüyor. Araplarda böyle bir gelenek var. Halen Arabistan'da devam eder kefalet sistemi. Fakat dikkat edin, bundan dolayı herhangi bir sıkıntı duymuyor. Yani şunu demiyor. Ya ben nasıl Allah'ın Resulüyüm, nasıl Allah'ın sevgili kuluyum ki Mekke'ye girmek için bile birinin kefaletine ihtiyaç duyuyorum. Dikkat edin, bakın. Bunu reddetmiyor. Ama bunu bir varlık, bir varoluş konusu yapmıyor. Değinmek istediğim nokta bu. O yüzden dünyada birçok zorluk, sıkıntı, olumlu, olumsuz şey yaşayabilirsiniz. Ama hiçbir olaya varlığınızı katmayın. Yani ben kendimi kötü hissediyorum. Dikkat et, orada yanlış bir yerde duruyorsun. Hiçbir olayın sana kendini kötü hissettirme hakkı yoktur. Öyle bir gücü de yoktur. Ataullah İskender'i der ki,
Eğer bir insan dünya beni Allah'tan alıkoyuyor diyorsa, dünyaya sahip olmadığı bir güç veriyor demektir diyor. Seni diyor dünyadan alıkoyan, seni Allah'tan alıkoyan şey dünya değildir, nefsindir diyor. Yani senin bu hayatı, bu dünyayı, bu dünyadaki olayları algılama biçimindir. Hayatta olumlu şey de olur, olumsuz şey de olur. Ama bu bana kendimi ne kötü hissettirmeli, ne iyi hissettirmeli. Ben fıtratıma uygun bir şekilde o olaylara karşılık vermeliyim, bu kadar. Bana kendimi kötü hissettirdi. O zaman git o kendiyi bul, onun canını oku. Çünkü o sahte bir şey. O seni kandırıyor. Sana kendini kötü hissettiren kendilik, gerçek kendilik değildir. Bir şey sana kendini kötü hissettiriyorsa, kötü hissettiren şeye değil. Kendini kötü hissedene bak. Burada nasıl bir kendilik var? Ben nasıl bir kendilik üretmişim dünyamda? Bu nasıl bir kendilik? Bu neyi iyi, neyi kötü algılıyor? Neyin üzerinden kendini iyi, neyin üzerinden kendini kötü hissediyor? Bu gerçek mi? Bunu sorgulamalıyım. Sorgulayıp ondan kurtulmalıyım. Bakın Yunus balığı öldürmedi. Balıktan kurtuldu, değil mi? Balığın karnından kurtuldu. Selamet sahiline çıktı. O yüzden bizi yutan bu benlik balıklarını deyim yerindeyse tanımak durumundayız. Eğer onları tanımazsak hayatı hep onların gözlüğüyle, onların anlayışıyla, onların perspektifinden değerlendirmiş oluruz. Ve ömrümüz öyle geçip gider. O yüzden selamet sahiline çıkmak gibi, bakın zorundayız demiyorum. Böyle bir özgürlüğümüz var diyorum. Bu hakkımız var diyorum. Yani mecburuz arkadaşlar. Böyle demiyorum. Hakkımız var diyorum. Yani bu sahte benliklerden kurtulabilme ve onlardan özgürleşebilme hakkına sahibiz. Bu hakkımızı kullanmaya çağırıyor. Hepimizin böyle bir hakkı var. Allah böyle bir hak vermiş bize. O yüzden kendimize haksızlık yapmamalıyız. Kendimize haksızlık yapmamak istiyorsak bize haksızlık yapan o sahte benlikleri bulmalıyız. Teşekkür ederim. Thank you.